1, 2, 3, 4. Evet sayfama hoş geldiniz. Ben Necla. Şimdi brown yapacağız. 4 adet yumurtanın üzerine 200 gram şeker ve 1 paket vanilya koyduktan sonra bir güzel çırpalım. Daha sonra içerisine 200 ml sıvı, yağ, sıvı yağı, 200 ml süt, 3 yemek kaşığı kakao koyduktan sonra öncelikle elimizle uçuşmaması için şöyle bir yapışacak derecede karıştıralım. Daha sonra makinamızı çalıştırabiliriz. Biraz çırptıktan sonra toplamda 300 gram un kullanacağız. Bir bardağı önce koydum, yarım bardağını Sonra yine tekrar elimize çırptıktan sonra makinamızı çalıştıralım ve en ufak bir pütürü kalmasın içerisinde. Daha sonra margarinle yağlamış olduğumuz tepsimizin üzerine gördüğünüz gibi çikolata gibi görünen kek harcımızı güzelce boşaltıyoruz ve şöyle bir vuruyoruz tepsiyi yere her tarafa eşit dağıttıktan sonra fırınımıza koyuyoruz herkes kendi fırınını görüyor fırınlarda değişiklik olabiliyor kek, kekimiz pişirdikten sonra tencerede şimdi çikolatasını yapacağız çikolata için 200 gram şeker 200 ml süt 200 ml da sıvı yağının içerisine 2 veya 3 kaşık kakao koyduktan sonra bunu çırpa çırpa sürekli karıştırarak çikolata kıvamına gelene kadar biraz sıvı kıvam hafif katı olacak şekilde bunu kaynatıyoruz. Daha sonra pişmiş olan kekimizi dilimlere ayırdıktan sonra istediğiniz şekilde dilimlere ayırabilirsiniz. Daha sonra çikolatamızı üzerine dökeceğiz. Önce kesmeden çikolatayı dökersek keseceğimiz aralara çikolata girmeyecektir. Onun için öncelikle kekimizin şekline göre kesiyoruz ve daha sonra üzerinden çikolatamızı şöyle bir güzel aktarıyoruz. O kestiğimiz yerlerden de aralara girecek ve çok daha güzel yumuşacık olacak. Her tarafı çikolata olacak. Buraya kadar seyrettiyseniz, memnun kaldıysanız, abone olursanız çok memnun olurum, çok sevinirim. Yapıp buzluğunuza da koyabilirsiniz kekinizi. Ertesi günde yiyebilirsiniz. Bir misafir geldiğinizde buzluğunuzdan çıkartıp... Veya canınız istediğinde... Buzluğunuzdan hemen çıkartıp... Güzelce yiyebilirsiniz. Üzerine de şöyle Hindistan cevizi koyabilirsiniz. Fıstık koyabilirsiniz. Fındık ezmesi. Ben de ceviz çok olduğu için... ceviz dağıtıyorum benize. Hiçbir şey koymanıza da gerek yok. Koymaya da bilirsiniz. Kekin içerisine de tabii ki koyabilirsiniz. Eğer evinizde malzemeniz fazlaysa, var ise... Koyabilirsiniz. Üzüm de koyabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ben aslında ceviz koyacaktım. Unuttum içerisine koymayı. Evet harika. Şöyle dilimlerimizi de baklava dilimi şeklinde kestim ben. Harika da pişmiş. Gördüğünüz gibi çok nefis. Çok da güzel, lezzetli, herkesin sevebileceği bir tatlı. Brownie. Kek gibi fakat üzerine konulan çikolatası ayrı bir özellik katıyor. Brownie'nin çikolatası. Evet. Yaptıktan sonra bana fikrinizi de yazarsanız nasıl oldu, memnun kaldınız mı, kalmadınız mı veya benden tarifini istediğiniz herhangi başka bir tarifte olursa elimden geldiği kadar yapmaya çalışırım, paylaşmaya çalışırım. İstediğiniz şekilde bir çiçek böcek bile olsa bizlere yorum yazarsanız bizler için çok önemli bu. Çünkü yorumlar da bizi öne çıkarıyor. Beğenilerinizde sağlıkla kalın, hoşçakalın.